Gol var Sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, Galatasaray'ın gelişmelerini, Türk futbolundaki son gelişmeleri aktarmak istiyorum sizlere. E canlı çok yapmak istemiyorum açıkçası. Morallerimiz çok yok. Ee, yine de sizlerden çok fazla soru geliyor. Bir haber kanalı olarak, Haber 1905 olarak sizlere son bilgileri aktarmakla yükümlülüğüm. Ee, şunun da bilgisini vermek istiyorum. İlk 3 gün yaptığımız canlı yayında, depremin e, depremden sonraki ilk 3 gün yaptığımız canlı yayında sizlerden biliyordunuz biliyorsunuz bağış istemiştik. Ve bu bağış şu anda 30.000 TL'ye ulaştı. Bugün itibariyle bunu faturalandırdık. Ee, bugün APAP derneğine gönderecektik fakat... E, hafta sonu olduğu için karşı taraf e, EFT'yi kabul etmedi. İş bankasıydı, fest ile gönderdik ama kabul etmedi. Pazartesi kaldı. E, pazartesi e, sizden gelen o değerli bağışı 30 bin TL'yi e, Ahbap Vakıf grubuna e, aktaracağız ve hepinizin kesesine bereket inşallah e, Allah kabul eder bu bağışlarınızı ve inşallah e, doğru yere de Ahbap Derneği vakfı sayesinde de e, ulaşır diyelim. Bir kez daha kesenize bereket. Bir kez daha çok ama çok teşekkürler sevgili Galatasaraylılar. Evet haberler kısmına geçecek olursak Galatasaray'da e, önce bir depremle başlamak istiyorum. Galatasaray'ın deprem bölgesi için yaptığı e, bağışlar e, devam ediyor. Yaklaşık 70 tır. Bu bir rekor arkadaşlar. Yaklaşık 70 tır gönderdi Galatasaray ve aynı zamanda e, barınma için bir çalışma içerisinde Notlarıma baktığım zaman Galatasaray tam 500 500 konteyner e, arkadaşlar eee ayarlı ayarladı, e, deprem bölgesi için ve bu 500 konteynerin yanında bir de Erdentmur Kendi cebinden Vak e, Nef Vakfı grubu olarak 5 e, 500 500 konteyner da e, oradan bağışlandı. Yani Galatasaray artı Nef toplamdan 1000 tane konteyner e, için e, çalışma içerisinde ve orada güzel bir konaklama yapacak. Galatasaray e, deprem bölgelerinde depo tuttu. Bu depoya bütün malları yüklüyor. Çok organize arkadaşlar. Bakın AFAD bu şekilde çalışmıyor. APAP bilmiyorum bu kadar çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Diğer vakıfların böyle çalıştığını ben düşünmüyorum. Hatta Kızılay'ın da böyle çalıştığını düşünmüyorum. Galatasaray depo tutuyor deprem bölgesinde. İstanbul'dan veya diğer illerden giden mallar oraya indiriliyor. Sonra bunları e, diğer e, yani tırların olması bile kamyonlarla veya işte şey içi e, ticari araçlar diyelim biz bunlara ticari araçlara yükleyip bu e, ihtiyaç malzemelerini işte köylere e, mahallelere ihtiyaç şeylerine hızlı bir şekilde sevkiyatını yapıyor yani bir kargo şirketi gibi çalışıyor nasıl ki kargo şirketi ana merkeze toplandıktan sonra e, kuryelerle işte veya ticari araç ticari araçlarla transitlerle, kamyonetlerle e, dağıtıyorsa gaz bunu yapıyor yani Galatasaray o kadar organize olmuş ki mükemmel bir yardımseverlik Buradan da Galatasaray camiamıza tebrik ediyorum. Mükemmel bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet notlar bu şekildeydi. Galatasaray'ın depremle ilgili yaptığı çalışmalar devam ediyor. Şimdi girelim süperlik işine. Evet Galatasaray dışında aslında Galatasaray'ı bağlayan bir olay. Biliyorsunuz depremde 3 tane kulübümüz direkt etkilendi. Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatya Spor ve Hatay Spor ile beraber bu takımlar depremde etkilenen takımlar oldu. Bir de Adana Spor bu depremden etkilendi. Adana Spor ligden çekilme kararı aldı. Yeni Malatya Spor keza aynı şekilde ligden çekilme kararı aldı. Gaziantep Futbol Kulübü aynı şekilde ligden çekilme kararı aldı. Hatay Spor'la ilgili henüz bir net bilgi yok. Peki bu ligden çekilenler ne olacak? Diğer takımlara nasıl yansıyacak? Biliyorsunuz Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulundu. Ligden çekilmeye karar alan takımların ilk dönem oynanan maçları da e, hükmen mağlup sayılsın. Yani örneğin e, Beşiktaş ile Antep arasında oynanan ilk maç skoru ne olsa olsun Beşiktaş kazanır. Yani Beşiktaş'a 3 puan eklemesi lazım gibisinden bir başvuru yaptı. Biliyorsunuz Beşiktaş Antep'e 2-1 kaybetti. Hatay'la 1-1 pardon Antep'le 1-1 beraber kaldı. E, Hatay'a 2-1 mağlup oldu. Bu da Beşiktaş'ın 2 maçtan 1 puan aldığı anlamına geliyor. Ahmet Nurçevi'nin başvurusu şöyle. Bu iki maç hükmen sayılsın. Beşiktaş'a artı 5 beş puan. Bir puan almışlardı zaten. Artı 5 puan. Yani iki maçtan toplamda 6 puan bize yazılmış olsun diye başvuru yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun eline sağlık, koluna sağlık. Mükemmel bir cevap verdi Ahmet Nurçevi'ye. Cevabını red. Bunu kabul etmiyoruz dedi. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu tarz uyanık kurnaz takımlara karşı böylesi bildik beraberlik içinde olduğumuz bir dönemde ee, federasyon çok doğru bir hamle yaptı ve federasyonun verdiği karar şu. Ligden çekilen takımların önceki oynadığı maçlar aynen kabul edilecek. Bundan sonra oynayacağı maçlar sahaya çıkmadığı için, ligden çekildiği için o hafta o takımlarla kimi maçı varsa hükmen 3-0 kazanmış olacak. Yani Galatasaray-Hatay Spor maçı var diyelim ki önümüzdeki hafta örnek olarak veriyorum. Galatasaray 3-0 hükmen kazanmış olacak. Biliyorsunuz Galatasaray'ın bir sonraki maçı Antep'liydi. E, Anteplik'ten çekilme kararı aldığı için Galatasaray 3-0 hükmen kazanmış olacak. O maç oynanmayacak. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Yani Galatasaray e, Hatay ve Antep'ten 6 puan eklemiş oldu. Tabi bu Fenerbahçe'de eklemiş oluyor. Trabzon'a da 5 yaşta eklenmiş oluyor. Ama e, Ahmet Nur Çevik'in kurnazlığını federasyon yemedi. Aynı zamanda ligden çekilme kararı alan bu takımlar ligden kümeye düşürmeyecek. Ee, hakları korunacak. Önümüzdeki sezon yine aynı ligde. Malatya Spor 1. ligde. İşte Adana Spor yine 1. ligde. E, Gaziantep Süper Lig'de devam edecek. Hatay Spor'un başvurusu ne olacak? Onu da bekleyip göreceğiz. E, bu şekilde devam edecek. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir e, dipnot aktarmak istiyorum. Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı son maç Hatay Spor deplasmanı. Fenerbahçe'nin oynayacağı son maç Gaziantep maçı. Yani bu iki takım da son hafta iki tane bu iki takımla oynuyor. Hatay Spor'u da Hatay Spor da ligden çekilirse eğer. Çünkü yani ben Hatay Spor'un ligden çekilme kararına ilgili bir haber görmedim. Belki şimdi çıkar. Belki birazdan çıkar bu haber. Eğer Hatay Spor'da çekilirse o zaman e, Süper Lig'in son haftası olarak Galatasaray Fenerbahçe derbisi olmuş olacak. Bakalım Hatay Spor'la ilgili bir gelişme olursa onu da tabii ki aktaracağım sizlere. Bunu da e, dipnot olarak aktaralım arkadaşlar. E, Zanioğlu'ya değinmek istiyorum. Zanioğlu çok iyi bir transfer oldu. E, gelir gelmez 400.000 TL deprem için bağış yaptı. Aynı zamanda e, bir mesaj yayınladı. Herkes 10 Euro verirse e, kesinlikle deprem dedeler için çok büyük bir bağış olur dedi. Yani Böylesine güzel, temiz kalpli bir futbolcu, karakterli bir futbolcu almışız. Kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar Gaziantep'te notlarıma bakıyorum. Enkaz altından çıkarılan hamile bir kadının doğum için Gaziantep Özel Liv Hastanesi'ne başvuruyorlar. Liv Hastanesi 17.850 TL para istiyor. Bakın enkaz altından çıkmış kadın doğum yapacak. Liv Hastanesi, buradan da Liv Hastanesi'ne bir gönderme yapmak istiyorum. Kalkıp da bu insanlardan para istiyor. Bu adamlar zaten evini, barkını, her şeyini kaybetmiş. E sen bu adamlardan para istiyorsun. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Daha sonra kadının eşi devreye girip pazarlık yapıyor. Bu pazarlıkla 13.850 TL'ye düşüyorlar. Yani 4.000 lira indirim yapıyorlar. E, bu haber çıksa daha sonra biliyorsunuz Galatasaray'ın önemli iş adamlarından e, Dinçer Azapan devreye girdi ve bu aileyle iletişime geçip bu doğum ücretini ödemek istediğini iletti. Dinçer abi seni tebrik ediyorum. Mükemmel bir insansın. Sadece Galatasaray için değil. Aynı zamanda deprem için de deprem zedeler için de yaptığını kimse unutmayacak. Buradan da selam olsun Dinçer abimize. İyi ki varsın diyelim. Evet arkadaşlar. Başka transfer olacak mı soruları vardı. Ona da değinmek istiyorum. Yani şu süreçte işte 3-4 Mart'ta ligler kesin olarak başlayacak. Galatasaray'ın şu deprem anında bundan sonra transfer yapar mı yapmaz mı? Zaten geriye Galatasaray'ın oynayacağı çok pardon 16 maç kaldı. 16 maçın ikisi hükmen zaten kazanmış olduğun Antep ve Hatay maçını geriye 14 maç kaldı. 14 maç için bence transfere gerek yok. Solbek alamayacaktı zaten. Bu zaten sonra 14 maç için bir şekilde ligin son haftasında lider girebilirsin. Bence transfere gerek yok. Galatasaray'ın ben transfer yapacağını düşünmüyorum bu saatten sonra şu ortamda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım bu günleri de tez zamanda atlatırız ve yine güler yüzlü yayınlarımıza geri döneriz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Like atarsanız da beni yine sevindirirsiniz. Ama bu günleri birlikte atlatacağız inşallah. Galatasaray'ımızı bir kez daha tebrik edelim. Güzel desteği için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gol var sundu.